Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bir mod tanıtımı daha hoş geldiniz. Bu mod tanıtımı önceden yaptığım bir mod tanıtımının tekrarı olacak aslında. Tekrar da değil. Great Tech'in 3.0 sürümünü tanıtacağız. Gerçi şey, sürüm numarası biraz daha değişik ama anladınız siz onu. Ancak şey, 2.90 sürümünü tanıtırken bayağı bir şey atlamıştım. Bu tanıtım herhalde bir seri olarak birkaç bölüm olarak olacak. Ya sıfırdan bir tanıtım olacak ya da hepsini tek bir videoya sıkıştırmayı deneyeceğim. O biraz sıkıntı. Çünkü bildiğiniz gibi Great Tech oyuna en fazla detay ekleyen modlardan bir tanesi. Ya bunlar sadece eklediği makineler. Hani falan. Şurada item kısmına geçersek eğer. Yani işte şuradan itibaren Great Tech, pardon. Evet, şuradan itibaren şuraya kadar Great Tech itemleri. Onların değişik kullanımlarıdır, şudur budur falan filan. Evet. Neyse, biz yavaştan başlayalım. Bu arada şu an bir 1.5.2 dünyasındayım. Burada gözüküyor ve hayır, gözükmüyor. Sanırsam bunun yüzünden gözükmüyor. Evet, gördüğünüz gibi 1.5.2'deyim ve fonumu fazla coşturmasın diye FPS'i 60'a sabitledim. Neticede hem 1.5.1'in performans iyileştirmeleri artı boş bir dünya oluşu sayesinde normal koşullarda 200 FPS falan alıyorum şu an. Hani buna zorlayacağı için makineyi de falını da biraz zorlayacak. Bildiğiniz gibi yaz olduğu için şu an makinem ısınmaya başladı bayağı bir. Neyse. Evet, öncelikle başlayalım şu makinelerimizden. Makinelerimize nasıl başlayabiliriz? Öncelikle Great Tech'in normal Industrial Craft makinelerine eklediği ufak bir değişiklik var. Onların otomatik versiyonları. Size önce bunları göstereyim. Tabii kendi makineleri, bir ikili makinesi de var. Bunların ne işe yaradıklarını birazdan göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi hepsinin arkasında bir slot var. Peki ne bu slot? Evet, Iron Chest modunu yüklemedim. Bu yalnız kaldı. Evet, şimdi hepsine bir enerji bağlayalım. Sen gel. Bir de bu da önceki tanıtımımızda tanıtmıştım. Bunda da basitçe bir değinirim. Tabi bu item'a da değineceğim. Tamam, 32 yiyor. Güzel. Ve Glass Fiber Cable. Tamam, şimdi bu otomatik macerator'ın normal macerator'dan ne farkı var? Mesela kendimize bir gold ore alalım. Bunu işlemeye başlayacak. İşte buradan itibaren farkını görmeye başlayacağız. Tabii işlerse, bu arkadaşın yavaş olduğu gibi ufak bir gerçek var. Normal macerator neticede. Ve normal macerator yavaştır. Evet, herhangi bir output görmedik. Çünkü hepsi buraya düştü. Bu çıkış noktasını şu şekilde ayarlıyorsunuz. Eğer shift'e basılı tutarak tıklarsanız eğer çıkışı sizin baktığınız yöne çevirirsiniz. Normal tıklarsanız tam tersi yöne yönlendirirsiniz. Normal Industrial Craft makinelerinin mantığının biraz tersi. Bunların hepsi aynı işe yarıyor.
Recipe'lerine bakacak olursanız normal extractor recipe'leri. Bununkilere bakacak olursak normal macerator recipe'leri. Buna bakacak olursak gene aynı şekilde. Automatic recycler da scrap'i otomatik olarak bırakan bir şey. Otomatik bu da aynı şekilde. Wire mill biraz ilginç bir şey. Önceki tanıtımımızda sanırsam tanıtmıştım ancak gene tanıtacağım bu sıfırdan bir tanıtım olduğu için. Gördüğünüz gibi içine copper koyarak 3 tane uninsulated copper cable elde ediyoruz. Normal koşullarda 3 tane copper karşılığında 6 tane ediliyorken burada 3 tane copper karşılığında 3 tane elde ediliyor. Biraz da enerji kullanıyor, ayrı mevzu. Ama bu sayede verimlilik elde ediyoruz. Otomatik canning machine ise canning machine'in biraz daha gelişmişi. Bunun dışında ekstra işleri de var. Mesela bu tarz şeyleri kapsüllere koyabiliyor. Ayrıyeten toryum, uranyum ve plütonyum artık crafting table'da konulamıyor sellere. Direkt otomatik canning machine'de konmaları lazım. Aksi halde koyamıyorsunuz. Ayrıca wooden tie yapmak için böyle bir yöntem de mevcut. Otomatize etme adına. Tabi Applied Energy Sticks moduna sahipseniz çok daha değişik şeyler yollarla otomatize edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim şu mod neye işe yarıyor. Eğer şu şekle getirirseniz buna otomatik dolduracak bir şey mesela. Kendimize bir vanilla hopper verelim. Ben buildcraft kurmamış mıyım? Ha, kurmuşum. Ha. Buildcraft'tan hopperları kaldırmışlar galiba. Kendime bolca gold ore veriyorum. Gördüğünüz gibi buraya dolduruyor. Fakat burası dolduktan sonra buraya geçmiyor. Eğer bu moda da geçirirsem buraya da doldurmaya başlayacak. Bu bazı otomatik makineler için işe yarar bir şey. Mesela sadece tek bir slota gold dolmasını istiyorsunuz falan. Özellikle birazdan göstereceğim makineler de işe yarayacak bir şey. Mods. Grektek. Evet, bunun dışında diğer makinelerimize de geçelim. Ayrıca bazı şu yapımında conveyor modül olan her makinede bu özellik mevcut. Birazdan göstereceğim bazı makinelerde de göreceksiniz. Mesela Ascending Machine yapına bakacak olursak gördüğünüz gibi conveyor modülü görüyorsunuz. Ya da Plate Bending Machine. Aynı şekilde. Ascending Machine ve Plate Bending Machine ilginç makinelerdir. Plate Bending Machine gördüğünüz gibi Mixed Metal Ingot'ı Advanced Alloy'a çevirebilir. Bunu kompresörde ya da yapabilirsiniz gerçi. Tabii başlangıç için bu biraz daha hızlı olacağı için. Bunun dışında diğer plate'leri de elde etmek için Iron Plate olsun. Bu makineyi kullanıyoruz. Plate'ler pek çok crafting recipe'sinde işe yarıyor. Bunun dışında Railed ellerinde de kullanılıyorlar. Evet. Plate Bending Machine'imiz bu işe yarıyor ve bunu da aynı olay mevcut. İşte bu olayın işe yaradığı kısımlardan bir tanesi bu. Ascending Machine. Çünkü iki farklı slota iki farklı şey girmesi lazım bunun çalışması için. Bu yüzden de şu modu aktif olarak geliyor. İki farklı slot aynı anda deaktif. Sen normal chest misin? Değilmişsin. Ve gördüğünüz gibi aynı çıkış bunlarda da söz konusu. Tabi bu çıkışta sahip olmayan makineler de var. Onlar için de bir şey mevcut. Ona da birazdan geleceğim. Hemen geliyorum. Evet, birkaç tane daha makinemizi tanıtalım. Ve gördüğünüz gibi bunların da çıkışı mevcut. Gene. Alloy Smelter. Alloy Smelter'ımız ne işe yarıyor? Nugget'ları normal ingotlara çevirmeyi de sağlıyor. Yani tabi crafting table'da da çevirebilirsiniz. Bunun yanı sıra elektrum elde ediminde
Imbar elde ediminde, Hardened Glass elde ediminde, ki bu bir Thermal Expansion recipesi, Bronze elde ediminde, Brass elde ediminde, bakalım başka neleri var. Değişik. İlginç bir tane henüz rastlayamadık. Yani bunlar dışında. Evet. Yani gördüğünüz gibi Therm Expansion'ın Induction Smelter'ıyla benzer bir şekilde çalışıyor. Alloy elde etmek için kullanılıyor. Sıradaki Printing Factory. Normal koşullarda burada bir kitap yok. Greg Tech bu arada kendisi birkaç tane manual ekliyor, yani rehber. Yani bu kitaplardan da gayet Greg Tech hakkında bilgi edebiliyorsunuz. Ve ben bu kitaplardan birini kullanacağım. Şimdi bize ne lazım? Kitap ve mürekkep. Bunu yaptığımız andan itibaren bir şey fark edeceğiz. İlerliyor. Ve tada! Kitabın bir kopyası. Ve bu herhangi bir kitapta gayet mümkün. Hatta hemen kendime bir tane alayım ve yazmaya başlayayım. Ne yazacağımı düşüneyim tabi bu arada. Evet, bir adet kitap yazdım. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir yerde Köftesistan adında küçük bir ülke varmış. Bu ülke Köfte adında bir tarafından inşa edilmiş. Zamanının ilerisindeki teknolojisiyle diğer ülkelerin kıskandığı Köftesistan bilinmeyen bir sebepten dolayı sebepten ortadan kaybolmuş. Evet. Önce böyle bir şey yazdık ve bunu kopyalayalım. Bakalım, bekliyoruz. Bu arada Köftesistan'ın hikayesinin devamını istiyorsanız eğer bu saçma hikayeyi uydurmaya devam edebilirim. Evet, ve şimdi birebir aynısı. Şimdi gelelim Universal Macerator'a. Universal Macerator, hatta recipe'sine bakacak olursak, Macerator, Automatic Macerator, Pulverizer gibi itemlerin kullanımıyla da yapılabiliyor. Olayı tamamen evrensel bir çıktı vermek. Evet. Diğer macerator, aynı işlemi gören diğer makinelerle resipilerini de inceleyerek onların resipilerinin çıktısını veriyor ilk önce. Therm Expansion falan filan gibi modlarla bu sayede bir beraber çalışması söz konusu. Öyle ilginç bir şey. Microwave oven, mikrodalga fırın. Pek bir detayı yok. Geese değil, beef. Fark olarak bir de hızlı. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir arkadaşımız. Evet, bu temel makineleri sanırsam tamamladık. Ve şimdi geldik gelişmiş makinelerimize. Temel makineleri şimdi bitirmediğimizi hatırladım. Bir şey daha var. Industrial Centrifuge. Industrial Centrifuge nedir? Her şeyi temel malzemesine ayırabilen bir şey. Ve pek çok recipe için hatırlarsanız, gerçi bu incelemede söylememiştim. Greg Tech pek çok Industrial Craft recipesini değiştiriyor. Size en basit örneklerinden bir tanesi göstereyim. Mining Drill, 3 tane Steel Plate, Electronic Circuit ve Battery istiyor. Diamond Drill ise 3 Diamond, 1 Mining Drill, 1 Advanced Circuit ve 2 tane Titanium Plate istiyor. Bunun yanı sıra mesela solar panel. Yani şu şekilde de craft
Evet, şu bu şekilde craft ediliyor artık. Bu da de azıcık değişirmiş önceki sürüme kıyasla. Silicon Plate. O nedir? Industrial Blast Furnace'da, ona birazdan değineceğim. Silikon senin pişirilmesiyle elde edilebiliyor. O da Industrial Centrifuge'da elde edebiliyorsunuz Redstone'un pişirilmesiyle. Ya da Industrial Electrolyzer'la. Tabii bu tarz hani 1.500'ünden bazı mod item'larının texture'ları böyle kayık durumda şu değişik şekillerle elde edilebiliyor. Ve Industrial Centrifuge bu tarz işleri yapmak için kullanılan bir şey. Evet. Şimdi gelelim diğer makinelerimize. Evet. Tabii bunlara da enerji bağlayalım. Bu arada bu GreatTech Computer Cube'ün birkaç işlem haricinde göstereyim size. GreatTech Computer Cube şu şekilde craft ediliyor. Birkaç şey haricinde enerji ihtiyacı yok. Bunun dışında Chemical Reactor. Chemical Reactor'a değinelim önce. Chemical Reactor'da bazı selleri elde etmek için kullanılan mesela nitrokarbon sel, kalsiyum karbonat sel. Tabi bunların değişik kullanımları var. Mesela kalsiyum elde edildiğinde kullanılıyor ya da Blast Furnace'da iron pişirdiğimiz takdirde 3 refine iron elde ediyoruz gibi. Bunun dışında bunun yapımında kullanılıyor. Bu da Nitro Coal Fuels yapımında ya da nitrodizel sel yapımında kullanılıyor. Bunlar güzel yakıtlardır. Bu şekilde pek çok şeyin elde edildiğinde kullanılabiliyor. Computer Cube'e gelecek olursak birkaç farklı fonksiyonu var. Önce en başa döneyim ben bir. Evet. GLaDOS. Portal hayranları sizi duyabiliyorum. İlk kısmımız reaktör planer. Şu şekilden, yani şuradan istediğiniz reaktör item'ı seçiyorsunuz. Senin çevrene ne koyalım? Tamam, böyle abartılı bir şey yap. Gereksiz abartılı bir soğutma sistemi yaptık. Ve şuna tıklarsak eğer bir hesaplama yapmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde hesaplıyor. Saniyede yani tik başı 20 EU elde ediyor. Ve toplam ürettiği de görebiliyoruz. Bunun dışında kullanılırdı falan filan görüyoruz. Henüz herhangi bir heat üretmedi. Ve toplamda bu kadar EU üretti. Vesaire vesaire. Evet. Scanner ilginç bir araçtır. Bunun için Industrial Craft'ın croplarına alışkın olmanız lazım. Daha doğrusu seedlerine. Bunları tarar. Otomatik bir biçimde taramamızı sağlıyor. Bunun dışında eğer Nadine item'ınız yoksa Centrifuge recipe'lerini görmenizi sağlıyor. Fusion reaktör buna değineceğim. Hatta buna özel video hazırlayacağım. Bunun dışında GreatTech makineleri hakkında detaylı bilgi. Yani bu da güzel bir bilgi kaynağıdır yani. Electrolyzer recipe'leri. Bu kadar. Şu reaktör planer ve crops tarayıcısı haricinde herhangi bir elektriğe ihtiyacı yok. Onları kullanmayacaksanız eğer ve bu arada hepsinde arayüzü değişiyor. Onları kullanmayacaksanız eğer herhangi bir enerji hattınıza bağlamanıza gerek yok. Ve Industrial Electrolyzer. Industrial Electrolyzer'ın ufak bir olayı var. Tabii seni artıracağız. Aa, bu benim hatamdı. Tamam. Tamamdır, düzelttik. Industrial Electrolyzer. Bunun
normalde önceden Centrifuge'un yaptığı, Industrial Centrifuge'un yaptığı işleri Industrial Electrolyzer, bir kısmını Industrial Electrolyzer'a attılar. Sebep daha hızlı olsun diye. Yani daha hızlı bir makine kullanılsın diye. Gördüğünüz gibi su gibi sanırsam lav da buna koyuluyordu. Yok, lav centrifuge'e konuluyordu. Yanlış makine. Evet, lav buna koyuluyor. Su buna koyuluyor. Evet, bunlar temel makinelerimiz işte. Hemen bir Great Tech kısmına geri dönelim. Ve diğer makinelerimize bakalım. Redstone'la ilgili şeylere sonradan geleceğim. Depolamaya da. Öncelikle Industrial Grinder, Industrial Blast Furnace, Implosion Compressor, Industrial Sawmill, Generatörleri sonradan geleceğim. Distillation Tower, ve bir tane daha makinemiz olacaktı burada. O nerede? Neredesin, 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 neredesin? Evet, burada kessem güzel olabilirdi ancak şimdi editlemeye üşendim. O da burada. Evet, öncelikle Industrial Grinder, Industrial Blast Furnace, ikisini daha sonra yerleştireceğim. Industrial Sawmill ve Distillation Tower. Gördüğünüz gibi bunların üstünde kırmızı bir şey yanıp sönüyor. Neden bunu bir fazla yaptım? Hiçbir fikrim yok. Evet. Bunlar neden kırmızı yanıp sönüyor diye soracak olursanız eğer, çünkü bunlar henüz tamamlanmamış. Bunları tamamlamak için bunlara bir şey eklememiz lazım. O da casing. Arkasında multiblok kasa. Kasalarının tasarımını aynen burada gösteriyorlar. Ve şu 3 bloktan biriyle yapılıyor kasalar. Standard machine casing, reinforced machine casing ve advanced machine casing. Hangisini istediğini buradan aslında anlayabilirsiniz renklerinden. Mesela basit bir örnek olarak. Pembe, advanced machine casing. Beyaz, standard machine casing. Şu koyu renk ise reinforced machine casing. O zaman bu ne istiyor? 18 tane reinforced machine casing ve 18 tane standard machine casing ve 8 tane reinforced machine casing. Aynen şu şekilde konuluyor. Ve şu yeşil şey de grinder'ımızın kendisi. Yani makinemizin kendisi oluyor. Ama bir şey dikkat edeceksiniz. Tam ortada mavi bir şey daha var. Ve o da su. Bunu kapattığım saniye gördüğünüz gibi artık yeşil yanıyor ve tamamlanmış durumda. Recipe'lerine bakalım. Gördüğünüz gibi madenleri işliyor. İki tane iron dust'ımızın yanına şöyle artıları da var. Tabi su sağlamamız gerekiyor ama mesela Thermal Expansion'ın conduitleriyle falan taşıyabiliyorsunuz ya da Buildcraft pipelarıyla. Bunun yanı sıra mesela Mercury Cell koyarsanız eğer gold, mesela gold'unuz 3 faz 2 yerine 3 oluyor. Sodyum bilmem ne cell koyarsanız bir tane copper direkt elde ediyorsunuz.
Tiny Pile of bilmem ne dustlar ne diye soracak olursanız eğer. Bunlar dört tanesi bir araya gelince bir tane dust elde ediyor. Bu sayede fazlalık elde etmiş oluyorsun. Ya yani elinize fazlalık geçmiş oluyor. Bu nasıl bir kapır? Yani bu şekilde gelişmiş bir Macerator ancak diyeceksiniz ki bundan bir tanesi için bu kasada hep bu kasadan yapmamız mı lazım ki bunların resimlerine bakalım. Pek ucuz değiller. Hayır. Bir tanesine dört tane bir tane kasaya dört tane bağlayabiliyorsunuz ve hepsi gayet uyumlu bir biçimde çalışıyor. Birbirlerinin performanslarını etkilemiyorlar. Şudur, budur vesaire vesaire. Bu makinelerin hepsi için bu durum geçerli. Industrial Blast Furnace biraz ilginç bir makine. Çünkü standart bir isteği yok. Mesela şu an standart machine case'lerle yapıyorum. Gayet kabul etti. Heat kapasitemiz şu an 1020. Bunun dışında içine lav koyarsak gördüğünüz gibi heat kapasitesi artacak. Bunlardan bazılarını reinforced ile değiştirirsek gene artacak. Bir kısmını da advanced ile değiştirirsek bu sefer daha da artacak. Gördüğünüz gibi her türlü tanıyor. Sıra geldi industrial sawmill. Yani bunun da biraz yüksekte olması gerekirdi gerçi. Bunun kasası nasıl? Bunun için iki bir blok aşağıya kalacağız. Tabii benim bu lanet şeyden nefret etmemin sebebi gereğinden fazla hızlı kazıyor. Ortaya bir tane advance ve çevrelerinde de bu. Ve bununki de tamam. Bu odundan artı kazanmanızı sağlayan bir arkadaş. Başka bir işlemi var mı? Sanırsam bazı odun resiplerini geri dönüştürebiliyordu. Yanılmıyorsam. Yanılıyormuşum. O Macerator'daydı. Evet. Ayrıca wooden pulp elde ediyor. Ve wooden pulp'ta kompresöre konulduğunda wood plate'e dönüşüyor 8 tanesi. Ve o da normal wood olarak kullanılabiliyor. Evet. Yani odun konusunda bayağı fazlalık elde ediyorsunuz. Sırada Distillation Tower. Ki bu muhtemelen en pahalı casing'e sahiplerden bir tanesi. Hemen bunu da inşa edelim. Bunun içine herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Yani zaten belirtilmediği takdirde herhangi bir şey koymanıza gerek yoktur. Sadece şu ikisinde öyle bir durum söz konusu. Sen değil. Ve muhtemelen bu kasası en büyük olan. Ve gördüğünüz gibi tamamlandı. Bunun resipileri nedir? İki tane resipisi var. 16 tane oil seal alıp ve 17 tane empty seal ile birlikte 16 tane diesel seal'e, bu arada bu direkt fuel. Yani bunu selden çıkarttığınızda direkt fuel'e dönüşüyor. Sülfürik asit sele 16 tane. Ve bir tane adını telaffuz edemediğim bir sele çeviriyor. Bu ne sağlayacak? Verimli. Kesinlikle çok daha verimli. Normalde iki birime bir tane elde ediyorsunuz. Burada bire bir. Ve 16 tanesini bir anda işlediği için normalde uzun gözükse de aslında daha kısa sürüyor. Bunun yanı sıra biofuel elde edimde de normalde bir biyomasten 0,20 0,200 gibi bir şey elde ediliyordu. Burada direkt birebir elde ediliyor ve 20 saniyede yapılıyor bu işlem.
E bu 32 EU kullanıyor ancak bu 128 EU kullanıyor. Evet, bu böyle bir makinemiz. Ve bu da aynı şekilde bir kasaya 4 tane konulabiliyor. Hepsi bu hariç. Yani yanlardan konulanlar öyle, yukarıdan konulanlar değil. Ki yukarıdan konulanların ihtiyacı yok. Belki şunun ihtiyacı olabilir. Ama bunun kasası da zaten çok ucuz. Bu ise onun kasasını hemen hazırlayalım. Evet. Gereksiz kazmak zorundasın, değil mi? Başka? Selam domuz. Evet, bununki de hazır. Peki bu ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi Cold Chunk'ı Diamond'a çeviriyor. Iridium Alloy Ingot'ı, ki bu bunun resmisi de değişik durumda. Rolling Machine'de yapılıyor. Eğer Rail Craftınız kurulduysa, değilse normal Crafting Table'da yapılıyor. Bunun dışında 4 tane Dust'ı 3 tane ana malzemesine çeviriyor. Yani Dust'ları geri çevirmek için bir yöntem. Bu. Ve sırada Vacuum Freezer. Bunu da hemen craft edelim. Evet. Tam ortaya. Sen neden buraya geldin? Bu arada bunları gördüğünüz gibi normal kırabiliyorsunuz. Fakat diğer şeyleri wrench ile kırın. Eksel'de pek mutlu olmazsınız. Ve bunun kasası da tamam. Bu ne işe yarıyor? Coolant selleri gene 10 coolant sel çeviriyor. Peki bu ne işe yarayacak diye soruyorsunuz. Bu sıcak. Bu ise soğuk. Ya bunları tamamen soğutuyor. Bunun yanı sıra Hot Tungsten Steel Ingot'ı, ki bu şekilde craft ediliyor. Normal Tungsten Steel ile çeviriyor ve bu pek çok işimize yarayan bir şey. Daha sonra bayağı bir şeyi ucuzlaştıran bir şey. Bunun dışında buz elde etmenizi sağlıyor. Ama bu pek işe yarar bir şey değil. Evet. Geniş bir frekimlerimiz de bunlar. Evet, şimdi depolamaya geçmeden önce, depolama ve enerji üretimine geçmeden önce bir şeye değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunların hiçbirinde overclock slotu yok. Ama bazı makineler, mesela şu, inanılmaz yavaş. Bunu nasıl halledeceğiz? Çok basit. Mesela kendimize bir overclock upgrade veriyoruz. Ha, sizler artık bilirsiniz. Ve önce bunun normal hızına bir bakalım. Mesela sana ne verebiliriz? Ya hızını fark edeceğimiz bir şey istiyorum. Mesela 4. Al. Gördüğünüz gibi bu hızda işliyor. İlerlediğini göremiyoruz bile. Ama buna sağ tıklarsak eğer Overclock Upgrade konacaktır. Ve hatta ikinci bir tane daha koyarsak, gördüğünüz gibi zaten arayüzden de belli olmaya başladı. Çok daha hızlı dönmeye başladı. Ama bu enerji kullanımını da iki katına çıkaracaktır. O yüzden bunları kullanırken dikkatli olun. Grafik makinelerinde hız kazancı sağlayacaktır ama bunun dışında pek çok dezavantajı da beraberinde getirecektir. Yani enerji kullanımı konusunda. Ve eğer upgrade kısmına bakarsak, şurada Great Teknik dediği bazı upgrade'leri görüyoruz. Mesela Energy Crystal Upgrade.
Makinenin enerji kapasitesini artırıyor. Tabi buna koyamıyoruz. Buna koyabiliyoruz çünkü bu daha yüksek voltaj isteyen bir makine. Bu da enerji kapasitesini artırıyor, çok daha fazla artırıyor. Bu daha da fazla artırıyor. Bu çok daha ilginç bir şey. Eğer kendimize capsule açık unutmuşum. Bir enerji frame verelim. Ve seni kaldıralım. Mesela sana bir recipe koyalım. Ne koyabiliriz? En basitinden su. Su. Gördüğünüz gibi herhangi bir Industrial Craft enerji hattına bağlı olmadan çalışıyor. Ama buradan enerji emdiğini görüyorsunuz. Çünkü Minecraft çok kullanıyor artık. Upgrade'lere geri dönelim. Bu arada bunların crafting'ine bakacak olursanız eğer Assembling Machine'de craft ediliyor hepsi. Bunlar değil tabii ki de. Bu da enerji artıran bir şey. Ve normal Transformer Upgrade 512'ye kadar upgrade edebiliyor. Mesela buna upgrade'leri dayayalım. Gördüğünüz gibi ikinciden sonra almamaya başladı. Daha yüksek enerji ise bununla sağlıyorsunuz. Şu an bu makine 2048 EU'ya kadar enerjiyi alabilir. 8000 lira çıktı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. 8000 lira mı? Evet, 8000 lira çıktı. Ve kırdığımız takdirde makineyi. Gördüğünüz gibi hepsi burada kalıyor. Tabii bu gözükmüyor ama. Evet, diğer upgrade'lerimize geliyoruz. Daha fazla Minecraft jül depolayabilmesini sağlıyor makinelerin. Ve bu Quantum Chest upgrade. Buna şimdi değineceğim. Ve Steam upgrade. Makinelerin şunun üstünde gösterelim. Gerçi gösteremeyeceğiz. Kısaca makinelerin direkt Steam'i bir enerji kaynağı olarak kullanmasını sağlıyor. Evet, bunlar Graphic upgrade'lerimizdi. Ve Quantum Chest'e bakalım. Gördüğünüz gibi dijital chest'i istiyor ama öncelikle dijital chest'e bakalım. Ya sadece şu upgrade'i göstermek için şimdi göstereceğim. Normalde depolama bilgilerine başka bir bölümde değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir inventory gözükmüyor. Fakat gördüğünüz gibi buna enerji sağlayabiliyoruz. Enerji sağlayabiliyormuş demişim. Barrel gibi çalışıyor. Ve çok daha fazla item depolayabiliyor. Ama bu da aynen tek bir tip item depolayabilen bir şey. Fakat buna Quantum Chest upgrade koyarsak çok daha fazla item depolayabilecek duruma geliyor. Milyars, I mean billions items. 2 milyar item depolayabiliyor. Artık siz düşünün. Bu da normal bir barrel'ın 8 katı depolamaya sahipmiş. Evet. Bunlar bu şekilde. Yani barrel'lardan gelişmiş bir şey. Daha hazır depolamaya girmişken birkaç depolama item'ına girişeyim. Eğer kendimize kitap verirsek kitapları bunda depolayabiliyoruz. Aynı şekilde bunda da bir saniye.
sebebi aynı anda şu an bug mı yoksa ben mi? Ve bu da gene Babel gibi çalışan bir şey. Yani buna da sadece kitap koyabiliyoruz galiba. Ama buna normal itemleri de koyabiliyoruz. Buna da. Dekoratif amaçla da kullanılabiliyorlar tabii. Böyle ilginç itemler işte. Evet, bu bölümde bir şey daha bitirip o da şu modüller, daha sonra coverlar. Bunları da anlatıp bu bölümü burada bitirebilirim. Sonraki bölüm geri kalanına geçelim. İlk önce computer display. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece şöyle bir ekran ekliyor. Bu arada bunları çıkartmak için crowbar kullanabilirsiniz. Ayrıca Railcraft'ın crowbarıyla da aynı işi görüyor. Bunun yanı sıra conveyor modül. Buna da ekleyebiliyorsunuz ve tornavida ile. Tabii şu an elimizde herhangi bir red power olmadığı için bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Red power'ın işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Bunu import ve export olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra pump. Bu sayede sıvı giriş çıkışını ayarlayabiliyorsunuz. Diğerlerine gelecek olursak şunları kaldıralım. Solar panel enerji üretiyor. Item transport valve. Bunun olayı hem item hem de sıvı taşımayı sağlıyor. Bu da yağmur yağdığı takdirde yağmur suyunu depoluyor. Burada bunları normal yere de koyabiliyor muyduk hatırlamıyorum. İlla bir makineye mi koyduk? Evet, makineyi koyuyorduk. Evet, diğerlerine geçelim. Redstone'daki depolanan sıvı miktarına göre redstone çıktısı veriyor. Bunu da konuşabilseydim güzel olurdu. Depolanan itemlara göre redstone çıktısı veriyor. Tabii enerji line gidik durumda. Bu bu upgrade. Bu da depolanan enerji enerjiye göre redstone upgrade redstone çıktısı veriyor. Diğerlerine gelelim. Bu makinenin redstone sinyaliyle devre dışı bırakılabilmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi tıpkı thermal expansion makineleri gibi makine eğer aktifse redstone çıktısı veriyor. Bu steam kapasitesini artırıyor. Şu an herhangi bir steam upgrade olmadığı için işe yaramıyor bunda. Bu çok ilginç bir şey. Üstüne crafting monitörü ekliyor. Crafting monitör ekliyor. Nasıl crafting table ekliyor. Crafting monitör nereden çıktı? Biraz bir her makineye eklenebiliyor. Bunun dışında şunlar var ancak bunlara sonraki bölümde değineceğim. Çünkü bunlar redstone devreleriyle alakalı şeyler. Ayrıca ilginç bir şey daha yapabiliyorsunuz. Bunu.
Bunu iki tane her makineye yapabiliyorsunuz. Bunu kullanamıyorduk. Bunda neden işe yaramadı şimdi? Silikon zaten işe yaramıyor. Tamam, bu ilginç. Bazı makinelerde ya güncellenmiyor görüntü ya da anladınız siz onu. Sen de bir deneyelim. Ha, oldu bunda. Neyse. İşte bu şekilde bu da. Evet, bunlar da... Evet, coverlarımız da bu şekilde. Ve yine bunları da bununla çıkartabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Bunları başka bir şeye koyabiliyor muyduk hatırlamıyorum. Ha, buna koyabiliyoruz. Buna koyabiliyoruz. Bunlara koyamıyoruz. Kendi başlarına koyamıyoruz. Bunlara koyamıyoruz. Buna koyamıyoruz. Buna koyabiliyoruz falan. Bunun dışında bir makineye daha değineceğim. Gider ayak. O da Matter Fabricator. Matter Fabricator hakkında ufak bir detay. Eğer GreggTech kuruluysa ve Matter Fabricator'ın recipesine bakmaya çalışırsanız karşılaşacağınız şey bir hiç. Çünkü GreggTech Matter Fabricator'ı onu Matter Fabricator'ı kapatıp onun yerine Matter Fabricator'ı ekliyor. Ve yapım aynen bu şekilde. Highly Advanced Machine Case Machine Block da bu şekilde craft ediliyor. Ve arayüzü bu. Hemen kendime bir Quantum Generator vereyim. Yanlış hatırlamıyorsam bu ...8000 küsür kadar paketi kaldırabiliyordu. Evet. Ve ufak bir detay. Şu an ilerlemiyor çünkü çalışması için herhangi bir amplifier'a ihtiyacı var. Mesela scrap ya da scrapbox. Scrapbox koyalım direkt. Bunun Mass Fabricator'dan farkları daha yavaş. Çok daha yavaş. Bu bir çeşit hani nerfleme aracı. Avantajı yok. Mass Fabricator'a göre avantajı yok. Sadece biraz işleri zorlaştırmak için. Orada şunları... Evet, bunları bir şekilde kullanamıyorduk. Bir deneyeyim dedim. Ama bunlara... Bu arada buna herhangi bir upgrade koyamıyoruz. Overclock upgrade de geçerli. En hazır gelmişken elimdeki şu item'ı da söyleyeyim. Bu bir şey... Bir çeşit debug aracı. Yani o makineler hakkında detaylı bilgi elde etmenizi sağlıyor. Evet. Sanırsam bu bölümü de burada bitirebiliriz. GreggTech incelememizin ilk bölümü. Az teknik olarak ikinci bölümü ama aslında ilk bölümü. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.